Bu yan yana durabilme hali elbette gelecekte de Kürt sorunu gibi birçok sorunun çözümüne de vesile olacaktır. Cumhuriyet Halk Partisi çözüm sürecine karşı. Bu da benim gördüğüm en büyük yalanlardan birisidir. Hangisine karşı çıktık? Birlikte iyi sağladık diye düşünüyorum. Türkiye'nin geçmiş yıllarda bertaraf ettiği Amerikancı açılımın yeni talipçisi CHP oldu. Kürt sorunu parlamentoda çözülmeli. Vatan savaşına saray savaşı dediler. Senin Suriye bataklığında ne işin var? Orta Doğu bataklığında ne işin var? Gelen her şeyin günahı senin boynuna değil mi? Bizi hala 1930'ların Cumhuriyet Halk Partisi gibi görmeyin. Ve biz de değişiyoruz. SHP ile HEP'in 1991'de kurduğu ittifak 28 yıl sonra yerel seçimlerde yine tekrarlandı. CHP'li Canan Kaftancıoğlu'nun sözde çözüm süreci talebi de seçim ittifakının ardından geldi. Kürt sorunu parlamento çatısı altında çözmeye dönük bir irade konulduğunda rahatlıkla çözülebilecek. Tek çözüm var bu meclisin önünde, demokratik çözümdür. Cumhuriyet Halk Partisi falan biz açılımda sizden daha iyisini yaparız, daha kararlı yaparız diye ifade etti. Biz gittik açılım toplantılarına. Protesto ettik, girdik, orada konuştuk, ettik, bütün kamuoyunda çalışmalar yaptık. Yıl 2009, demokratik açılım adıyla sözde çözüm süreci başlatıldı. CHP ise kapalı kapılar arkasında yürütülen PKK açılımının meclise taşınmasını istedi. Neyi yapıyoruz biz? Parlamento çatısı altında ortak aktı egemen kılmak istiyoruz. Bu kadar basit. Çağrımızı hala bütün siyasi partilere yapıyoruz. MHP'ye de yapıyoruz, BDP'ye de yapıyoruz. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin açılım önerisinin ayrıntılarını da açıkladı. Koruculuk sistemi kaldırılsın. Avrupa Birliği yerel yönetimler özellik şartı. Uygulayın dedik. Açılım talebinin ardından CHP-HDP işbirliği 7 Haziran seçimlerinde de sürdü. HDP barajı aşmalı propagandasına ortak oldu ana muhalefet partisi. Tabii HDP'nin barajı aşması ve parlamentoda olması lazım. Öyle ki CHP'nin üst düzey yöneticileri oyların bir kısmının HDP'ye atılmasını istedi. CHP'li Çanakkale Belediye Başkanı'nın HDP'nin barajı aşması üzerine şükür pilavı dağıtması ise tepkileri daha da artırdı. Nasılsınız? Sağ olun. Siz i̇yi nasılsınız? Çok teşekkür ediyorum. Birlikte iyi sağladık diye düşünüyorum. Umarım her şey daha iyi olacaktır. Umuyorum. Bu pilavı öncelikle bir şükür pilavı olarak sizlere takdim ediyorum. Barikatları kuran arkadaşlara da... Hendek savaşlarına katılan teröristlere arkadaş diye hitap eden Kılıçdaroğlu'nun CHP'si, PKK'lı belediyelere kayyum atanmasına da tepki gösterdi. Belediye başkanlarının yerine kaymakamları kayyum atıyorlar. Avrupa'nın yerel yönetim şartları var. Biz bunların olduğu gibi uygulanmasını, kabul edilmesini istiyoruz. Özerkliğimizi ilan ediyoruz. Avrupa yerel yönetimler özerklik şartı. Bunu uygulama yapacağız. Türk milletinin tepkilerini kulak ardı eden CHP yönetimi, adalet yürüyüşünde de HDP ile kol kola yürüdü. Kapatılan Özgür Gündem, İMC TV gibi PKK'nın yayın organı temsilcilerini Çanakkale'deki Adalet Kurultayı'nda ağırladı. CHP, teröre destek veren, başta Selahattin Demirtaş olmak üzere HDP'li milletvekillerinin tutuklanmasının da karşısında yer aldı. Daha biz Başkan Apa'nın heykelini dikeceğiz, heykelini! Selahattin Demirtaş hangi gerekçeyle içeride? Sayın Demirtaş'ın çizdiği çizgiyi beğenenlerden birisiydi. PKK'yı silahlı bir halk hareketi olarak tanımlıyoruz. Demirtaş terörle... teröre mesafeli olan bir siyasetçi, aynı zamanda teröre karşı çıkan bir siyasetçi. Biz YPG'yi terör örgütü olarak görmeyiz. Biz sırtımızı YPG'ye, YPJ'ye ve PYD'ye yaslıyoruz. CHP 24 Haziran 2018 seçimlerinde de sırtını terör örgütlerine yaslayanların seçim barajını aşmasına yardımcı oldu. HDP ile ittifakını 31 Mart ve 23 Haziran seçimlerinde de sürdürdü. Kemal Kılıçdaroğlu'yla HDP'li Ahmet Türk kapalı kapılar arkasında işbirliği görüşmesi yaptı. Sonrasında da HDP yerel seçimlerde İyi Parti'nin de yer aldığı Millet İttifakı adaylarını destekleme kararı aldı. Biz inanıyoruz ki 23 Haziran'da da bu strateji başarı kazanacaktır. Mansur Yavaş da bilecek ki seçilmişse HDP oylarıyla seçilmiştir. Ekrem İmamoğlu seçilmişse bilecek ki o kentte yaşayan 3 milyon Kürt'ün oyuyla seçilmiştir. 23 Haziran'da seçimleri Ekrem İmamoğlu'nun kazanmasının ardından CHP ile HDP'nin talebi yine ortak oldu. Her iki parti de yeni bir anayasa yazılmasını ve Türk milletinin dağıttığı PKK açılımı masasının mecliste yeniden kurulmasını istedi. İmralı'dan gelen aslında tavsiye de bu yöndedir.
toplumu demokratik anayasa konusunda bir uzlaşmaya davet etmektedir. İki tane idare var. Birisi saray, birisi devlet. Birinde liyakat, diğerinde saraya sadakat esas. O nedenle hayatımızın her alanında büyük sorunlar yaşıyoruz. Biz darbe hukukundan arınmış bir anayasa istiyoruz. Kürt sorunu parlamentoda çözülmeli, Türkiye Büyük Millet Meclisi çatısı altında çözülebilmeli. Kaftancıoğlu'nun açılım talebini açıkça dile getirmesi geniş yankı buldu. Açıklamalar 23 Haziran'da kurulan Sözde Demokrasi İttifakı'nın yol haritası olarak değerlendirildi. Kaftancıoğlu 14 Ocak 2018'de İstanbul İl Başkanlığı seçimlerini kazanmıştı. Ermeni soykırımı yalanına ortak olan ve Mustafa Kemal'in askerleri sloganına karşı çıkan Kaftancıoğlu, PKK'lı Sakine Cansız'a da sahip çıkmıştı.